أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: سألت الله يا علي خمسا فمنعني واحدة وأعطاني أربعة. قال: سألت الله أن يجمع عليك أمتي فأبى علي وأعطاني فيك، إن أول من تنشق عنه الأرض، İlâ âhiril hadîs. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhümü salavat ve teslimatın ehl-i beyt ve el-ashab etbaları rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin geçmişlerinin eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafenlerimizin bu cami-i şerif yaptıranların, bu cami-i şerifin bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba müezzinin kayyımın cemaat-i müsliminin bu civarlarda metfumların evliya ulema sulha şüheda mü'minat tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Seatullah Azze ve Celle, aziz ve celil Allah'tan istedim ya Ali. Ey Ali, Hazreti Ali, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin damadı, akrabası Hazreti Ali radıyallahu anh, aşere-i mübeşşereden camilerimizde süsleyen isimlerin arasında yukarıda duran ismi Hazreti Hasan, Hüseyin'in babaları. Evet, ya Ali, Allah'tan beş şey istedim, hamsen. Beş haslet istedim senin hakkında. Femene'ani vahide ve atani arba. Birisini vermedi. Benim isteklerimden beş şey istedim. Birisini vermedi, dördünü verdi. Evet, ikram olarak bana dördünü verdi. Dediler ki sahabe-i kiram, قَالُوا مَهَذِ حَسَلَاتِ Bu hasletler nedir ya Resulallah? Allah'ın verdiği, vermediği hasletler. قَالَ سَأَلْتُ اللّٰهَ اَنْ يَجْمَعَ عَلَيْكَ اُمَّتِيمْ فَأَبَ عَلَيَّ Allah'tan senin üzerinde ümmetimin birleşmesini istedim. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın hürmetine yaratıldı. Allah'ın Habibi bütün yaratıkların en üstünü, peygamberlerin de en üstünü, onların kumandanı, kainatı onun aşkına, hürmetine yaratmış. Yunus Emre'miz öyle söylüyor. Aşkına yarattı alemi Muhammed Mustafa'nın diyor. Öyle bir güzel peygamberimiz Efendimiz Hazreti Ali hakkında olacakları biliyor. Yani biz duvarın arkasını bilmiyoruz. Ama Peygamberimiz ileride olacakları görmüş. Buna mucize deniyor. Kim Peygamberimizin yaşadıklarını aynen yaşar, sünnetlerini prensip edinir, ona benzerse ona da Allah evliyalık rütbesi veriyor. Onun da elinden böyle şeyler geliyor. Ona da keramet deniyor. İşte o mucize olarak Hazreti Ali'nin ileride zamanında olacak şeyleri görmüş. Cenab-ı Hak da yalvarmış. Demiş ki
5 şey istiyorum, Allah istedim. Birisini vermedi, 4'ünü verdi Ali. Birisini vermedi, diğerini şey etti. Evet. Verdiği şeyler. Evet. Ve atani fike inne evvele men tenşakku anhul ard. İnsanlar, bu dünya son bulacak. İnsanlar da ölecek. Bütün kainat yok olacak. Bütün şey, canlılar ölecek. Sur üflenecek. İsrafil aleyhisselam tek canlı kalmayacak. Ondan sonra bekleme süresi ne kadar Allah biliyor. İkinci bir sur üflenecek. Bütün Adem aleyhisselamdan kıyametin kopmasına kadar yaşayıp ölen herkes bulunduğu yerden dirilecek ve mahşer denilen yerde toplanacak. İşte o dirilme sırasında ilk yeryüzü dirilecek olan ilk adam sen olacaksın. Bunu istedim, kabul etti. Bunu bana verdi ya Ali. Evet. Evvelu men yeb'asu fil minel kubur ba'der Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberler ayrı tabii, onların sınıfı ayrı. Peygamberlerden sonra yeryüzünden, kabrinden dirilecek ilk adam sen ol dedim Allah'a, kabul etti. Bu sensin yevmel kıyamet, kıyamet gününde. Tabii ma'al ilm eymetil selase, Ebu Bekir, Ömer, Osman'la beraber. İlk çıkacak olan sensin. Evet. Şimdi ene ve ente ma'i. Ben ve sen de beraberiz. Beraber dirileceğiz. Sen de benim yanımdasın. Yakınımsın. Ehl-i Beytim'densin. Ma'ake livâül hamd. Senin elinde kabirden dirildiğin zaman livâül hamd sancağı olacak ya Ali. Evet. Bu dirildikten sonra ikinci Allah'ın verdiği, istediklerinden ikinci verdiği. Müslümanlar hepsi sende birleşsin, kabul etmedi diyor. Ama ilk dirilecek olan sensin benimle beraber. İki, elinde livat hamsacı olacak. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem livat hamsacı benim elimde. Övünmek için söylemiyorum. Allah'ın bana verdiği bir şey bu. Yani Efendimiz ona verilen livat hamsacı sen taşı Ali. Ona emir verecek. Böylece beraber taşıyacağız. O manada livat hamsancağı sende olacak. Ve ente tahmiluhu beyne yedey. Evet. Tesbu bihil evvelin vel ahirin. Sen onu ellerin arasında taşıyacaksın. Böylece ilk gelenleri, son gelenleri önüne geçeceksin. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ene hamilu livail hamd yevmel kıyame. Kıyamet günü ben livat hamsacığımı ben taşıyacağım. Buna aykırı değil mi? Hayır. Efendimiz'e hak olarak ona veriliyor. O da sen taşı Ali diyor. O bakımdan ikisi de birbirine zıt hadis değil. Evet. Vela fahra. Övünmek için söylemiyorum. Allah'ın bana lütfu diyor. Öyle hadis var. Şey değil. Evet. Yine bir başka hadiste nahnul ahirun. Biz sonuncularız. Ümmeti Muhammed. Bu kıyamet. Son ahir zaman ümmeti. Biziz. Ahir zaman peygamberi. Efendimiz kainatın son dilimindeyiz. Efendimiz son peygamber, biz de son ümmetiz. Ve nahnu sabikun yevmel kıyam. Ama topraktan ilk dirilecek olan benim. Benimle beraber Ali, Ebu Bekir, Ömer, Osman. Ve la fahra. Övünme değil. Allah'ın bir lütfu. Evet. Ben bunu söylüyorum. Övünmek için değil. Allah'ın bir lütfu bu. İbrahim Halilullah. İbrahim Allah'ın dostudur. Ve Musa Safiyullah, Musa Safi, Allah'ın safisidir. Ve ene Habibullah, ben de Allah'ın sevgilisiyim. Ve ma'i livâül hamd yevmel kıyâme. Bu hadiste benimle beraber livâül sancağı var. Bu hadislere zıt değil bu okuduğum hadis. Efendimiz hak onun, Ali, sen taşı Ali diyor. İlk taşıyanlardan Ali oluyor peygamberlerden sonra. İkisi arasındaki şeyleri söylüyoruz. Evet. Ve atani inneke veliyyül müminin badi.
Benden sonra müminlerin velisi sensin. Bunu istemiştim. Allah bana verdi. Evet. Ahmed İbni Hanbel, İbn-i Mace'de Bera bin Azib Hazretleri radıyallahu anh'dan nakledilen hadiste ben küntü mevlahu fe aliyyün mevlahu, ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır diye hadis-i şerif var. Velisiyim, yardımcısıyım. İşte onu söylüyor. Ben senin müminlerin benden sonra velisi olmanı Allah'tan istedim. Verdi Ali. Verdiklerinden birisi bu. Evet. Buyuruyor Hazreti Ali'nin değerini. Şimdi Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebine göre itikat mezhebimiz, biz onlarız. Amelde pratik olarak Hanefiyiz. Şafii var Ehl-i Sünnet, Hanbeli var Ehl-i Sünnet, Maliki var Ehl-i Sünnet. İtikat bakımından Ehl-i Sünnet, ama pratikte namaz kılarken, işte biz rüküve giderken ona el kaldırıyor. Biz kaldırmıyoruz. Pratikte Hanefiyiz. Evet, şimdi bu itikatta mezhebimiz Ehl-i Sünnet'e göre peygamberlerden sonra insanların en hayırlısı, en faziletli Ebu Bekir'dir diyor. Ebu Bekir'dir. Ondan sonra Ömer'dir. Ondan sonra Osman'dır. Ondan sonra Ali. Şimdi Peygamber Hazreti Ali övüyor da ötekiler de övüyor. Tabii İmam-ı Azam onlara bakıyor. Hepsi, hadislerin hepsini inceliyor. Sadece bir tanesini değil. Hepsini yan yana koyunca bu sıralama ona göre oluyor. Evet. Ebu Bekir radıyallahu anh biliyorsunuz ilk Müslümandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse, niçin, neden böyle de hiç sormadan amennâ ve saddaknâ demiş. Hazreti Ebu Bekir'in bu teslimiyeti hiçbirinde yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh öyle diyor. Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer peygamber olur diyor. O kadar muazzam insan. Ayrıca hukuk açısından, idare, siyaset açısından çok şeyler yapmış Hazreti Ömer. Yeryüzünde parlamentarizmi uygulayan ilk adam. Mesela halife olduğu zaman mescitte, halife seçildikten sonra ben demiş mescitte, şimdi mecliste birleşiyorlar ya kanun yapanlar, o zaman Mescid-i Nebevi meclis, kanun yapanlar da Müslümanlar, sahabiler. Demiş ki ben demiş hemen ordumu alacağım, İran'a sefer yapacağım. İran eski Mecusilerden kalma böyle bir yer. Meclis demişler ki hayır, gidemezsin. Çünkü sen gidersen biri gelir, ben ülül emir olacağım, halife olacağım der, kan akar, Müslüman kan akar. Onun için sen gidemezsin demişler. O şeytanın bile sokakta göründüğü zaman korkup kaçtığı Ömer, tamam demiş. Kabul. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı göndermiş. Evet, parlamentarizmi uygulamış bak. Hayır dese Ömer'e kim karşı gelecek? Ama emruhum şura beynehum, Kur'an emri var. Müslümanların işi istişareyledir. Ne diyorsunuz? Onlara sormuş. Onlar da gidemezsin demişler. Tamam demiş. Kanuna uymuş. Ondan diyoruz. Sonra askeri teşkilatı kurmuş. Belediye teşkilatını kurmuş İslam devletinde. Sağlık teşkilatını kurmuş, uluslararası ilişkiler konusunda kurallar koymuş. Yani devleti teşkilatlandırmış, çok büyük işler yapmış bir insan ve gavur profesörlerden duymuşumdur. İlahi adaleti yeryüzünde uygulayan adam Ömer diyorlar. O kadar adil bir idare göstermiş. Bütün dünya kabul ediyor. Ama Hudeybiye musalasında Peygamberimiz ömre yapmaya Medine'ye geldikten sonra tekrar Mekke'ye gelip Allah'ın emri üzere, işareti üzere Mekke'ye gelip bir ömre yapmaya geliyor. Ondan sonra bunu Mekkeliler, müşrikler haber alıyor. Daha Mekke fethedilmemiş, Müslüman olmamışlar. Müslümanlar Medine'ye göçmüşler, muhacir deniyor onlara. Haber alınca
savaşmak için hazırlanmışlar Mekke'de. Evet. Ondan sonra Peygamberimiz savaşmak istemiyor. Zaten ordusu da yok. Ömre yapmaya gelen insanlar, biliyorsunuz ömre hac yapılırken üstüne bir peştemal, altta bir peştemal, elbise bile giyilmez. Silah bile taşınmaz. Orada müşrik elçisi gelmiş. Anlaşma yapalım, tamam demiş Peygamberimiz. Anlaşma yapmışlar. 10 senelik, işte birbirimize saldırmayacağız, savaşmayacağız. Sizden bize kimse katılmayacak, bizden size kimse katılmıyor. Bu gibi şeylerde yaz Ali diyor. Efendimiz ümmi. Evet, Kur'an'da var ümmi peygamber. Yani ilkokula, ortaokula, liseye, fakülteye gitmedi. Yazı yazmayı bilmiyor. Ümmi peygamber. Allah her şeyi öğretti ama onu. Bilmediği şey yok Allah öğrettiği için. Muallimi Allah. Katip Hazreti Ali. Yaz Ali diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Müşrik elçi diyor ki hayır diyor. Olmaz. Bismillahirrahmanirrahim kabul edecek biz. Seninle gelip böyle çatışmayız. Sil bunu diyor. Peygamberimiz savaşma taraftarı değil. Çok ihtiyacı var savaşmadan bir sülh zamanına. Çünkü her taraf ona düşman. Devletin şeyini kuracak, Müslümanları organize edecek. Sil Ali diyor. Hazreti Ali diyor ki vallahi silmem ya Resulallah diyor. Çünkü imanından söylüyor. Çünkü besmele Kur'an'dan. Besmele Kur'an'dan. Niye sileceğim diyor ya Resulallah diyor. Nerede hani nerede diyor? Aha diyor şurada. Kendisi siliyor parmağınla. Bismikallahümme de. O müşrik elçinin dediği. Bu itiraz. Tamam imanın dolayı besmele Kur'an'dan niye? Niye sileceğiz? Doğru da emir veren kim? Emir veren kim? Muhammed Mustafa. İşte genç Hazreti Ali. Onu işte neden sileceğim, silmeyeceğim diyor. Kendisi siliyor. Dördüncüye düşmesinin sebebi bu. Halbuki Mekke'den Medine'ye hicret ederken öldürecekler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Kurtulalım, kafasını koparalım. Bundan kurtulalım. Karar almışlar. Cebrail aleyhisselam haber vermiş. Demiş Medine'ye hicret et. İzinsiz peygamberler yer değiştirmez. Her şeyi Allah'ın izniyle. Onun üzerine tabii sabahleyin basacaklar biliyor evini. Ebu Bekir'le beraber onlar da gece evin etrafını sarmadan, onların haber olmadan Hazreti Ebu Bekir'le beraber Sevir mağarasına gelmiş, güneye gelmiş. Medine güneyde onları şaşırtmak için güneye Sevir dağına çıkmış. Evet, hacca giderseniz Efendimiz'in yoluna çıkın. Çünkü onun bastığı yerlere basmakta güzellik var. Abdullah bin Ömer var, Hazreti Ömer'in oğlu. Büyük sahabi, fakih sahabi. Mekke'de böyle ayaklarını koya koya Mekke'nin bütün arazisini böyle çiğnemiş. Keçilerimi kaçırdın, ne yapıyorsun sen demişler. Resulullah'ın bastığı yeri basayım da adam olayım diye demiş. O böyle şey umduğuna göre siz de peygamber gittiği yere gidin, bir şeyler bulaşır onun bastığı yere basarsınız inşallah. O öyle diyor. Resulullah'ın bastığı yeri bulurum diye onun için basıyorum diyor her yere diyor. Evet o Sevr mağarasına 2,5 saatte çıktık biz. Evet oraya gitmiş. Evet Hazreti Ali'nin büyüklüğünü size arz etmek istiyorum. Delikanlı, genç. Öldürecekleri peygamberimizi kararlılıkları buyuruyor belli. Yatağını Hazreti Ali yatırmış. Siz olsanız yatar mısınız? %100 baskın olacak. Öldürecekler. Bunu biliyor. Hemen peki ya Resulallah demiş. Efendimizin yatağına yatmış Ali. Siz olsanız uyuyabilir misiniz? Ali'nin imanına bak. Mışıl mışıl uyumuş. Hiç telaşlanmamış. Kadere inanan adam niye telaşlansın ki? Hazreti Ali'nin imanına, peygamber olan bağlılığına bak. Yat deyince yatmış. Sabahleyin onlar zaten iş etmeden o Sevr'e çıkmış gitmiş. Sabahleyin bir girmişler, bir bakmışlar yatakta Hazreti Ali mışıl mışıl uyuyor. Eyvah demişler, kaçırdık. Öyle muazzam bir insan Hazreti Ali. Ene medinetül ilmi, ben ilim şehrinin
şehriyim ve Ali'yün babıha. Ali de onun kapısı, öyle de allame bir insan. Böyle güzel ama işte orada besmele imanından dolayı, Kur'an'dan biz buna inanıyoruz. Niye sileceğim? Silmeyeceğim diyor. Peygamber emir veriyor. O imanından söylüyor ama peygamberin emrine şey ettiği için işte bunlardan dolayı dördüncü sıraya. Gene onun gibi faziletli insan yok. Eserlik bir şey değil. Neden sıralama 1, 2, 3, 4 onu arz etmeye çalışıyorum. Hazreti Ömer orada hemen o anda itiraz etmemiş peygamberimize. O da kızmış. Niye siliyoruz besmeleyi diye ama peygamberimize bir şey dememiş. Biraz ileride Ebu Bekir var. Onun bir tutmuş onun eteğinden. Niye siliyoruz biz demiş. Besmele bizim besmelemiz değil mi? Düşüreceksin lan demiş beni. Ben mi sildiriyorum? Sildirene sor demiş. O da oradan ikinciye düşmüş. Evet. Böyle şeylerden sıralama Ebu Bekir en aftal, sonra Ömer, sonra Osman, Ali. Hepsi de burada yazılı. Biz onların hepsini severiz, sayarız. Evet efendim. Hazreti Ali hakkında böyle şeyler var. Ümmetim sen de hakkında birleşsin, kabul etmedi. Ama ilk kalkacak olan benimle beraber sensin. Livat Hamsancı'nın taşıyıcı olan sensin. Sen ilk olacaksın. Övveli ve ahirlerin, insanların ilki olacaksın. Sen benden sonra müminlerin velisi olacaksın. Bunları verdi Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Hazreti Ömer'in, Ali'nin şeyini, faziletini böylece anlatmış oluyor. Evet. Sealtullah Azze ve Celle. Evet. Aziz ve Celal Allah'tan gene istedim, niyaz ettim. En yukaddimeke. Evet. Selasen febe aleyye. Evet. Senin önüne kimse geçmesin diye çok seviyor Hazreti Ali'yi. Çocukken Müslüman olmuş. Peygamberimiz yetiştirmiş. Çünkü amcası ölmüş, yetim kalmış. O peygamberimiz büyütmüş. Çocuklardan ilk Müslüman olan Ali. Olgun erkeklerden ilk Müslüman olan Ebu Bekir. Kadınlardan ilk Müslüman olan Hazreti Hatice. Hazreti Hatice radıyallahu anhüm. Senin kimse önüne geçmesin. Evet. Diye Allah'tan istedim. Evet. Febe aleyye. Evet. Allah buna da evet demedi Ali. Benim üstüme hayır. Bu cevabı vermedi. Evet. İlla takdim Ebu Bekir. Ebu Bekir birinci olacak. Allah'ın isteği bu. Seni öne geçirmek istedim. Ama Ebu Bekir birinci olacak. Ebu Bekir Sıddık. Buna da bu isteğimi de kabul etmedi. Kâlehu li Aliyyin. Hazreti Ali'ye bunu söylemişti. Yani bu sıralamalar hep bu hadislerden ileri geliyor. Onun derecesine ulaşmak mümkün değil. Hazreti Ali'nin derecesine ulaşmak mümkün değil. Bunların derecesi ama bu sıralama böyle. Böyle şey derken, isimlerini anarken. Onun şey sebeplerini arz ediyorum şimdi size. Evet. Seeltu Rabbi Azze ve Celle. Aziz ve Celal olan Rabbimden gene istedim. Enne etezevvece ila ahadin min ümmeti ve la yetezevvece ileyye ahadun min ümmeti illa kâne ma'i fil cennem. Ben kiminle evlendiysem, kimi evlendirdiysem cennette benimle beraber olsun diye Allah'tan niyazda bulundum. Peki dedi Allah. İsteğimi kabul etti. Evet, kimi evlendirdiysem, kiminle evlendiysem ona da cennetlik. Evet, peygamberimizin hanımları, ehl-i beyti cennetlik. Evet, fe'atani rabbi ile fi zalik. Fe'atani zalike, Allah Celle Celaluhu bunu bana verdi. Buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Abdullah ibn Amr ibn As'tan nakledilmiş bu hadis-i şerif. Seltu rabbi enne üzevvice illa min ehli cennet. وَلَا اَتَزَوَّجَ اِلَّا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ. Evet, aynı mealde gene benim evlendiklerim hep cennetlik olsun. Ben
cennetle cevlendirdiklerim, evlendiklerim de hep cenneti olsun. Cenab-ı Hak bana onu da kabul etti aynı mahalde. Evet. Seeltu Rabbi, Seeltu Cibril. Bu sefer Cebrail aleyhisselam'a, meleklerin büyükleri. Mikail, İsrafil, Cebrail, Azrail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam. Meleklerin bunlar en büyüğü. Bu Cibril Allah ile peygamberler arasında emirlerini getirip götüren, o görevi o. Cebrail'e istedim, sordum. Hel tera rabbeke. Cibril Allah'tan emir getiriyor. Allah'ın Kur'an'ı getiriyor. Kardeş Cibril, sen Allah'ı gördün mü? Onun emirlerini bana getiriyorsun. Kur'an'ı bana getiriyorsun. Sen Allah'ı gördün mü diye sordum. Kale inne beyni ve beynehu seb'ine hicaben min nurin. Benimle Allah arasında 70 nurdan perde var idi. Benimle Allah arasında 70 nurdan perde var idi. Lev ra'eytu ednaha lahtaraktu. O 70 perdeden en aşağısını, bana yakın olanı görsem yanardım. Göremedim. Allah'ın zatını göremedim. Emirler öyle telakki ettim, oldum. Evet. Musa aleyhisselam da Tur Dağı'na çağırdı Allah. Orada Kur'an'da var. 40 gün kaldı orada. Ondan sonra bir ağaçtan Cenab-ı Hakk'ın sesini, konuşmasını duydu. Çok tatlı geldi. Erini enzur ilek. Kendini görmek istiyorum, sesini değil dedi. Kale len terani. Beni göremeyeceksin ya Musa. Velakin enzur ilel cebeli. Fen istekarra mekanu fesefe terani. Ben çıktım oraya. Gökkaya, kızılkaya, hiç toprak yok. Böyle hala daha hiç yıpranmamış uçurum, o çıktığı yer. Evet, 4,5 saatte çıktık biz. Hem de gece çıkardı bizim rehber. Adama da kızdık, niye gece çıkarıyorsun diye. Uçurumun kenarından gidiyorsun. Uçurumu görsen çıkamazsın. Moralin bozulur, cesaretin kırılır. O kadar felaket uçurum. Oradan çıkılıyor. Onun için hep karanlıkta götürmüş. Görürlerse çıkamazlar diye. Sabahleyin inerken gördük yani. Evet, orada şimdi mescit yapmışlar. Elhamdülillah orada sabah namazı kıldık. O da çıkmış işte. Orada peygamber. Peygamberlik veriyor ona yani. Göremezsin dağlara bak. O gök kayalar, sağlam kayalar. Eğer yerinde böyle kaya olarak durarsa görürsün. Bir bakıyor, tozla buz oluyor dağlar. Allah'ın tecellisine dayanamıyor dağlar, kayalar. Ve harra Musa saika. Büyük şey istedim. Haddim olmayan şey istedim ya Rabbi de hemen secdeye kapanıyor. Evet, hemen secdeye kapanıyor. Hiçbir peygamber göremedi. Cebrail de göremedim diyor bak. Cebrail meleklerin en büyüğü. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ı gördü. Evet. Mezâgal basaru. Ayet var Vennecmi suresinde. Gözü şaşmadı. Kalbi şey olmadı. Gerçeği gördü. Ayet var. Allah şekle sığmaz. Mekana sığmaz. Nasıl gördü? İnşallah Allah bizi cennete soksun. Orada Peygamberimize sorarız nasıl gördün diye. Ayrıca zaten cennete girecek müminlere öyle diyor Peygamberimiz. Her cuma Allah Kur'an-ı Kerim'i, kelamını kendi okuyacak. Her cuma cennetlikler Allah'tan dinleyecek. Nasıl olur? Gidince göreceğiz. Ama şeyler bu. Allah şekle sığmaz, mekana sığmaz. Cebrail bile görememiş bak. 70 durdan perde var. En yakın nuru o perdeyi görsem yanarım diyor. Zaten Miraç'a giderken de hep duymuşsunuzdur hocalardan. Birinci semaya onları
Miraç'la yükseltiyor. Mekke'den Medine'ye Burak'la gidiyorlar. Baktığı yere adımını atıyor. Öyle hızlı bir merkepten büyük diyor. Öyle bir onunla gidiyorlar. Kudüs'te bütün peygamberlere imam oluyor. Onların geçmiş peygamberlere toplanıyorlar orada. İmam oluyor. Ondan sonra da Miraç'la Miraç onu yükselten alet. Neyse. Yani la teşbih, asansör gibi bir şey. Onunla Cebrail aleyhisselam birinci semaya varıyorlar. Semalar öyle boş değil. Her semanın görevli meleği var, muhafızları var. Semalar meleklerden gıcırdıyor. Gıcırdamaya hakkı var, o kadar çok melek var. O kadar çok melek var. Mesela Beyt-i Mamur'a günde bir defa 70 bin melek girermiş. Kıyamete kadar sıra gelmezmiş. O kadar çok melek var. Birinci semada dur, kimdir o? Ben Cibril. Yanındakiyim Muhammed Resulullah. Peygamber gönderildi mi o? Gönderildi. Selam veriliyorlar, geçiyorlar. Böyle bütün peygamberlere kat kat 7. semayı bitirdikten sonra devam ediyorlar. Sidri müntehaya geliyorlar. Diyor ki kardeşim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan öte hiçbir yaratık gidemedi. Ben de bir parmak gitsem yanarım diyor. Bundan sonra senin diyor. Kimseye verilmedi. Evet, Efendimiz ondan sonra refrefle Süleyman Çelebi Mevlid'ine söylüyor. Geldi refref, ona verdi selam filan diye. Onunla Allah'la buluşuyor. Şimdi namazı ettehiyyatı okuyoruz. İşte Cenab-ı Hakk'ı buluştuğu zaman Allah Zülcelal Hazretleri Estehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Peygamberimiz bunu söylüyor. Hani selamünaleyküm diyorsunuz siz de. Peygamberimizin Allah'a selamı bu. Estehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bütün tahiyyeler, salavatlar Allah'a mahsustur. Cenab-ı Hak ona Arapça Kur'an'a göre okuyuşunu arz ediyorum. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her gün okuyorsunuz ettehiyyatı namazda. Esselamu aleyke. Bu adama ben aleyke derim Arapçada. Bu adam karşında olmasa aleyhi derim. Arapça kuralı böyle. Ama Cenab-ı Hakk'ın ifadesi esselamu aleyke sana. Yani buluşmuşlar bu ifadende de. Zaten şeyde de var. Nasıl? Orayı bilemiyoruz. Şekle sığmaz, mekana sığmaz. İnşallah cennette göreceğiz. Orada Efendimiz de inşallah nasip olsa şey deriz. Evet öyle diyor işte. Nasıl gördün mü? Nereden göreceğim? Nurdan 70 perde var aramda. En yakınına yaklaşsam yanarım. Kardeşim Muhammed diyor. Göremediğini söylüyor Cibril. Peygamberimiz gördü. Evet. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan hadis. Seeltü Rabbi. Evet, li ashari el cennete. Rabbimden benim evlendiğim hanımlarımın dünür demiyor musunuz? Dünür akrabalı, evlenme akrabalı, sıhri isimli. Onların da cennete girmesini Allah'tan niyaz ettim. Evet, fa'taniha elbet kesin olarak onu da verdi. Evet. Tabii mümin olmak kaydıyla. Mesela Safiye anamız Beni İsrail'den Yahudi esir olarak alınmış peygamberimize düşmüş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun zorlamadan onunla evlenmiş. Safiye anamız çok akıllı bir kadın, hemen Müslüman olmuş. Müslüman ol diye şartı yok Efendimizin. Peygamberimiz ona neyle evleniyor? Bütün dünyayı şimdi ateşe boğan bütün insanlara, sadece Müslümanlara değil, bütün Hristiyanlar dahil her insana Yahudiler zulmediyorlar. Kendilerini başka insan saymıyorlar. Dünyanın efendisi biz diyorlar, öteki insanlar bizim hizmetçimiz. Para da bizim, makam da bizim, ötekiler bizim uşağımız. İnançları böyle, kitaplarında böyle yazıyor. Evet, ondan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de insanlar eşittir. Üstünlük takva iledir böyle filan deyince kızıyorlar.
Sonra diyorlar peygamberlik bizim. Ben Yahudilerin hakkı, ben İsrail'in hakkı, sen Arapsın. Nasıl peygamber? Böyle çok haset millet. Arapları kışkırtıyorlar, müşrik Arapları. Bütün şeyler, savaşlar Arapların kışkırtmasıyla Yahudiler böyle bir fitne kaynağı. Efendimiz Safiye anamız da esir düşmüş olmasına rağmen evlenince demişler ki Ebul Kasım peygamberimizin künyesidir. İlk çocuğu Kasım olduğu için erkek Ebul Kasım künyesidir. Ebul Kasım bizim akrabamız oldu, damadımız oldu. Artık demişler şey etmeyelim, müşrikleri kışkırtmayalım. Böylece onun evlenme onların şeyinden kurtulmuş. Efendimiz böyle evlenmeleri çok evlenme diyorlar ki çok affedersiniz, çok affedersiniz. Bunu biz profesörlerden duyduk, bizim yüksek rütbedeki adamlardan duyduk. Zampara, bir karı yetmemiş, kaç karı yetmemiş, kesinlikle değil. Mekkeli Müslüman değil, yani peygamber olmadan evvel Mekke'deki hayat, müşrik hayatı, gidiyorsun bir kadına şapkanı asıyorsun, o evin kadını senin o gün. Ertesi gün bir başka erkek şapka dediğim yani anlamazın için giydiği şeyi açıyor. Ertesi gün onun öyle bir ahlaksız bir kavim. Ve peygamberimiz de çok güzel. Evet, çok güzel. Ondan güzel insan yok. Allah görmeyi nasip etsin. O kadar böyle şiirler var. Arap kızları yolunu kesiyor gençken, delikanlıyken. Hatta babasının yolunu kesiyorlar Nuru ondayken. Öyle şiirler var. Bu şiirleri UNESCO topladı, İngilizce'ye çevirdi. Orada halen var. Halen var. Bunu da mesela hep söylüyoruz. Voltaire, dinsiz bir filozof, Fransız filozofu. Müslüman, Hristiyan bir ailenin, mutaassıp bir Hristiyan ailenin oğlu çok zeki, filozof olacak, dahi bir çocuk. Kiliseye çok götürülermiş. Fakat orada kilisede o zeki çocuk, rahiplerin o günah çıkan gelen karıların filan ırzını geçsin görmüş. Bu din buysa demiş, ben dinsizim demiş. Ömrü boyu dinsiz mücadele vermiş kiliseyle. Papazlar diyorlar ki Muhammed Zampara 13 karıyla evlendi falan filan inceliyor. Evet, kayıtları inceliyor. O kızların, Arap kızlarının peygamberi Allah aşık önüne geçiyorlar. Hiç ekmek vermedi, kimseyle ilişki kurmadı diye şiirleri var. Hiçbir kötü huyu yok. Sizi gidi iftiracı papazlar sizi. Muhammed'in hayatında bilinmeyen hiçbir nokta yok. Evet, vocabulaire de philosophie. Bunun Muhammed maddesine bakabilirsiniz. Üniversitemizde var kitap. Vocabulaire de felsefe lukatçısı, Muhammed maddesi. Sizi gidi ihtiracı yobaz papazlar sizi. Muhammed'in hayatında bilinmeyen hiçbir nokta yok. Her şey biliniyor. Ama Muhammed'in hayatında hiçbir leke yok. Tertemiz bir adam diyor, dinsiz filozof. Öyle, yani peygamber olmadan böyle. Evet, Zampara falan diyenler var da, hem de Müslümanın diyenlerden. Yüksek mevkilerde Zampara'ymış falan, haşa, kesinlikle. Tertemiz, bir dinsiz böyle söylüyor. Onun için söyledim bunu. Evet, güzel peygamberimiz tertemiz Allah'ın himayesine inneke bi ayunina Habibim bizim kontrolümüzdesin. Her şeyini biz kontrol ediyoruz. Peygamberler masumdur. Peygamberimiz de böyle. Onun için hiçbir tertemiz evet Safiye anamızla işte evlenmiş de Yahudiler Duribet aleyhim zilnetu vel meskene febe'u bi gadabim minallah ayet. Yahudilerle şerefsizlik lanet damgasını vurdum. Allah'ın emri bu. Çünkü kaç peygamberi öldürdüler. Allah'ı aldatmaya kalktılar. Böyle ondan dolayı Allah da lanetli şerefsizlik damgasını vurdum diyor. Böyle bir millet ama Safiye anamız Müslüman olmuş. Onlardan akrabası olmuyorlar. Müslüman olmak kaydıyla.
aldığı hanımların sihri hısımları. Müminse onlar da cennete girsin dedim, kabul etti. Kabul etti. Öyle diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehl-i beytinden hiç kimse cehenneme girmeyecek. Bunlar ifade ediyor. Ehl-i beyt başımızın tacı. Onları seveceğiz. Bazı adamların yazdıklarına bakarak asla böyle yanlış şeylere kapılmayacağız. Onu söylemek istiyorum. Bu hadisleri onun için okuyoruz. Bu mübarek zat da onun için camimizin önünde yatıyor. Kanuni türbesi önünde. Gümüşhaneli onun için yazıyor. Şimdi öyle adamlar var. Bunlar bizim kitapları yazıyorlar, söylüyorlar filan. Bunları asla kafamızda yer vermeyeceksin. Seltü Allah'a, affedersiniz. Seltallah'a. Evet. El bela'e feselhül afiye. Şimdi bir adam sizde bunları niye yazıyoruz? Peygamber Müslümanın nasıl olmasını bize öğretiyor bunlarla. Şimdi konuşuyorsunuz. Konuşurken Allah belamı versin demiyor musunuz? Yani siz diyorsunuz demiyorum da ama vatandaş demiyor. Allah belamı versin. Adam böyle belasını istemiş. Efendim yanında. Seltallâhe el belâe. Efendi Allah'tan bela istedin. Adamın canı sıkılmış, konuşmuş böyle. Allah'tan bela istedin. Feselhül afiye. Bela isteme. Afiyet iste. Bize hitap ediyor tabii. Şimdi Allah belamı versin böyle deme lan. Gözüm kör olsun böyle deme lan. Kendine bela isteme yahu. Sonra kim bağıracak? Gözün kör olursa, başına bela gelirse yine kim bağıracak sen? Ama onda canım sıkıldı deme bak. Dikkat et. Ağızdan çıkanı alıp götürürler. Gereğini yaparlar, sonra yanacak olan sensin. Allah'tan belanı istedin efendi diyor adama. Şair sel feselhu el afiye. Böyle zor durumda, müşkül durumda kaldığın zaman bela isteme. Canım çıksın deme. Allah belanı versin deme. Gözün kör olsun deme. Böyle söyleme. Zorluk durumlarında geldiğin zaman afiyet iste. Afiyet. Afiyet. Dünyada da selamet, rahat, huzur, ahirette de. Afiyetin anlamı bu. Afiyet iste. O zaman kurtulursun. O zaman kazanırsın. Hedefine ulaşırsın. Evet. Onun için buna çok dikkat edeceğiz. Bilhassa analar. Allah nur gibi çocuk vermiş. Çocuksuz bir sürü adam var değil mi? Sana çocuk vermiş. Çocuk bu. İşte gıt kanaat, para biriktirmişsiniz, bir halı almışsınız. Yemek tenceresini çocuk devirmiş. Hanım kızıyor. Allah belanı versin, gözün kör olsun. Lanet çocuk. Dur. Evet. Böyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden öğreniyoruz. Böyle misal veriyor. Bir kadın çocuğunu kucağına almış, emziriyor. Buhari hadisidir. Ondan sonra bir yere gidiyor, önünden bir asker geçiyor. Askerlik ölme sanatı değil mi? Savaş tehlikeli bir şey. Ama cihada gideceğiz. Yaşımız kaç olursa olsun ülül emri cihada askere çağırdı mı mutlaka gideceğiz. Kaçmak yok. İhtiyar olsan da telefona cevap verebilirsin. Böyle cihat ruhuyla yaşamayan Müslüman cahile ölümü ölür diyor. Yani sözümü yanlış anlamayın diye söylüyorum. Askerlik böyle tehlikeli bir sanat olduğu için üniformaları parlak olur, yıldızlı, yaldızlı. Heves etsin herkes diye, kaçmasın diye. Böyle bir asker
atın üstüne binmiş, üniformalı, yaldızlı, anası, oğlu, çocuğu kucağında emiyor. Allah'ım demiş, benim çocuğumu demiş, bu asker gibi yap demiş. Buhari Müslim hadisidir efendim. Çocuk memeyi bırakıvermiş, daha bir yaşında çocuk bile değil. Allah'ım demiş, beni demiş, bu asker gibi yapma. Yine emmeye başlamış. Hayret, çocuk konuşur mu? Konuşmuş. Aynı kadın o çocuğuyla gene bir yere gidiyor. Buhari Müslim hadisidir. Bir topluluk, bir delikanlıyı dövüyorlar. Niye dövüyorlar? Bu çocuk, anası babası belli değil, sokaktaymış, anası bırakmış, bırakıyorlar ya. Gayrimeşru çocuk doğuyor, bırakıyorlar ya. Sokakta bulmuş oranın, o memleketin ağası, zengini. Almış onu, yetiştirmiş, büyütmüş. Çiftliğine kahya yapmış. Fakat bu hain, veli nimeti olan adamın karısının ırzına geçmiş. Kızını ifade etmiş. Ondan dolayı dövüyoruz demişler. Kalabalık. Anası demiş ki, Allah'ım benim oğlum demiş, bu oğlan gibi yapma. Yine çocuk bırakmış memeyi. Allah'ım demiş, beni bu oğlan gibi yap. Kızmış anası. Hadis böyle efendim. Tercümesini söylüyorum size. İşine geldiği zaman konuşuyorsun demiş. Ben söylediğim zaman hiç cevap vermiyorum. Çocuk dile gelmiş. 6 çocuk konuşmuştur. İsa Aleyhisselam da anasının kucağında konuştu. Meryem kucağında. 6 çocuk vardır böyle. Birisi işte anlattığım. Anacığım demiş, o asker demiş, zalim adamdı. Yetkilerini zulmederek kullanıyordu. Sen beni zalim yapmak istedin. Çünkü ağzından çıkanı melekler hemen arşa götürüyor. Gereğini yapıyorlar. Ana duası, bedduası anında arşa götürülüyor. Önemli nokta. Sen beni zalim yapmak istedin. Ben hemen böyle yapma dedim, yolda durdurdum. Ben zalim olmak istemiyorum. İkinci delikanlı da kabahat yok. Evin kızı ahlaksız, karısı ahlaksız, oğlan yakışıklıymış. Ona tepelleş olmuşlar. O da ben efendime ihanet etmem demiş. İftira etmişler. Bizi saldırdı, bilmem ne etti diye. Günahsız, masum delikanlı o. Sen beni böyle yapma dedin, namuslu delikanlı olma dedin. Hemen götürüyorlardı melekler, durdurdum anacığım demiş. Buhari Müslim hadisidir. Yani canın sıkılsa da anacığım, babacığım, oğluna, kızına asla beddua etme. Ağzından kötü laf çıkmasın. Gözüm kör olsun deme, gözün kör olur. Allah belanı versin deme, çok diyorlar. Sana geliyor, hocam çok zor durumdayım, bana dua et. Sen yazdırmışsın, ben nasıl bozdurayım arkadaş? Aynen, çok var böyle. Dikkat edin. Evet, adama diyor ki, bela istedin efendi diyor. Allah'tan afiyet iste diyor, bela isteme. Buna çok dikkat edin. Hangi durumda olursa olsun, Allah belamı versin demeyin. Gözüm kör olsun demeyin. Sakın ha böyle kötü kelimeler kullanmayın. Evet, anında yazarlar, gereğini yaparlar, sonra yanarsın. Evet, onu diyor. Belki hadis bu. Allah'tan afiyet iste. Tirmizi hadisi. Cenab-ı Hak'tan devamlı isteyin. Allah istemeyi seviyor. İstemek ne demek? Bunu sen yaparsın Allah'ım. Allah'ın Allah'a inanıyor. Bunu ancak Allah yapabileceğine inanıyor. Bazıları yaptığı gibi, beni aracılıver de, bana iş buluver de, insanları gitmiyor. Allah'tan diliyor. En büyük Allah, her şeyi yapabilen Allah, imanın alametidir istemek, dua etmek. Onun için Allah'tan iste, iste ama bela isteme, afiyet iste. Dünyada da, ahirette de huzur, mutluluk, sıkıntıdan uzak. Evet, böyle şey iste, afiyet iste. Hadisler hep öyle. Yani Allah'tan istemek iyi bir şey ama afiyet istemek iyi bir şey. Bela istemek yanlış. Bu hadis bize onu anlatıyor. Evet.
Eksiru min sual. Ahmed İbn Hanbel'den Ebu Hureyre nakletmiş. Allah'tan devamlı isteyin. Allah isteyeni seviyor. Benden istiyor. Allah büyük. Evet. Reddetmeyi Allah ekremur ekremin. Kerem sahiplerin en keremi. Sevmez. İstemesin bilirsen, güzel istersen, samimiysen seni geri çevirmez. Bunu çoğaltın, isteyin, Allah'tan isteyin. Hangi durumda olursa olsun afiyet isteyin, bela istemeyin. Bu hadis onu anlatıyor bize. Evet, mesela parmağın kısıldı bir yere, acıdı. Kay kopası deme, kopar lan. Parmağın koptuğu zaman kim şey edecekse ona, öyle deme. Bir yerin acıdığı zaman hay kopası deme, hay ölesi deme. Hemen anında yapabilirler, anında kayda girer. Afiyet iste, ağzın kötü şeylere, kötü şeylere çıkmasın, iyi şeylere alıştır. Bu hadis bize bunu söylüyor. Tirmizi, Muaz Hazretlerinden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adam dua ediyormuş. Onu işitmiş. Allahümme inni eselke sabra. Belalara sabır ver ya Rabbi diye. Ulan akıllı demiş. Afiyet iste demiş. Sabır etmek kolay mı? Ağrıya, acıya, sıkıntıya. Evet, sabır da iyi bir şey ama afiyet iste demiş. Hiç bela, sıkıntı gelmemesini iste. Akıllı davran. O zaman söylemiş bu hadis-i şerifi adama. Demiş bela istiyorsun. Çünkü sabır belalara olur. Sıkıntılara sabır olur. Bela istedin, sabır istedin, afiyet iste demiş. Sabır da güzeldi. Allah'a isyan etmeyeceksin ama afiyet iste. İstemek güzel ama güzel şeyi isteyeceksin. Evet. Sâle Musa, Musa aleyhisselam Rabbahu. Musa aleyhisselam Rabbinden istedi. İbni İmran bin Yashar bin Kahat bin Lavi bin Yakub aleyhisselam. Şeysi bu. Akraba şeysi bu. Biliyorsunuz Yakub aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam kuyuda satıldıktan sonra Mısır'a aziz oldu. Hikaye biliyorsunuz, Yusuf aleyhisselam Züleyha ile hikayesi. Orada kalmış ama onların zamanından orada Mısır'da Beni İsrail Yahudiler orada. Sonra Firavun iktidarı gelmiş, onları çok eziyetler etmiş filan. Derken işte Musa aleyhisselam annesine hamile, Firavun'a bir rüya görmüş. Demişler ki bilginler, Beni İsrail'den bir oğlan çocuğu doğacak, senin krallığına son verecek. Onun üzerine Firavun bütün Beni İsrail kadınlarını, çocuklarını öldürmüş. Kadınları kısırlaştırmış. Musa aleyhisselam anası da bugün yarın doğacak üzere. Allah ona ilham etmiş. Hayır demiş, sen demiş doğur. Biz onu koruyacağız. İlham etmiş. O çocuğunu doğurmuş. Ondan sonra sandığa koymuş. Gittim oralara baktım. Firavun'un Nil Nehri'nin geçtiği sarayı orada. O Nil Nehri'nin, bırak Nil Nehri'ne, bırakmış. Ama tabii ana yüreği bırakmış ama kardeşini göndermiş. Teyzesini arkasından, niye, nereye gidiyor diye, ana yüreği. Evet, Sara validemiz Firavun'un hanımı, mümin. Firavun melun, bir herif kafir de. Ama Sara validemiz çocuğu olmuyor. Demiş ki, sarayı geziyor, yanında korumaları var. O saray, işte bahçe duruyor aynen. Ondan sonra sandık giderken Allah'ın takdiri bu. Kader çizgisi böyle cereyan edecek. Sandık bir ağaca takılmış güzel gidip giderken. Sare validemiz de korumalarıyla bakmış bir sandık var. Alın gelin şunu demiş. Çıkarmış. Bir açmış. Allah! Peygamber olacak çocuk, güzel olmaz mı? Muazzam güzel bir erkek çocuk. Bunu demiş kimseye söylemeyeceği. Söylerseniz siz demiş duman ederim demiş.
Tamam demişler. Saraya getirmiş çocuğu, Musa Aleyhisselam'ı. Ondan sonra demiş ki, akşam bak demiş, rakiplerini mücadele ettin, aklınla, zekanla hepsini yendin, kral oldun. Krala Firavun diyorlar Mısır'da. Kral oldun, çocuğumuz olmuyor demiş. Bu çocuk daha demiş, yeni doğmuş. Bizim çocuğumuz deriz, kendi kafana göre yetiştirirsin, yerine kral yaparsın demiş. Aklına yatmış Firavun'un, Allah düşmanına çocuğu büyüttürecek ise, saltına son verecek, Musa Aleyhisselam yetiştirecek. Ve çocuk işte şey derken, evet, Firavun kel kafalı bir herif. Piramidin içinde yatıyor. Kel kafalı, kısa boylu, çok da zeki olduğu yüzünden belli. Mumyalısı duruyor yani. O piramitlerde yatıyor. Bir gün böyle herkese zulmetmiş, gelmiş eve, çıkarmış tacını, şeyini, bağını bacağını asmış. Musa Aleyhisselam da evde çocukları ya yetiştiriyorlar. Çocuk 4-5 yaşında, onun kamçısını almış, kafasını bir indirmiş, fena vurmuş. Çünkü Musa Aleyhisselam 650 bin çocuk kestirmiş Firavun. Bütün öldürdüğü çocukların kuvvetini Allah Musa Aleyhisselam vermiş. Çok güçlü çocuk. Fena başı acılmış, hemen almış, Musa Aleyhisselam öldürecek. Sarıva atılmış demiş, ya sen koskoca kralsın. Çocuk ya demiş, çocukla iş olur mu? Pek çocuğa benzemiyor demiş. Fena vurdu beni. Bunlar var, bir şeyler de var. Evet, o engel olmuş. Büyütmüş, evet, sonra işte genç delikanlıyken, güçlü bir delikanlı, peygamber yakışıklı, gezerken Ben İsrail'den adam var hala Mısır'da. Bir Gıpti ile bir şeyler Gıpti, yerliler Gıpti, Mısır'ın yerlileri Gıpti. Kavga etmişler. O Gıpti şeyi İsrail, Ben İsrail'i altına almış, çıkmış üstüne. Musa Aleyhisselam delikanlı, genç. Sen insan değil misin demiş. Bak beni herif öldürecek, beni kurtar. Öyle deyince Musa Aleyhisselam adamın güçlüğü adam ya. Musa Aleyhisselam kaldırmış eliyle, şekillen demiş, evrin terziyle. O kadar güçlü ki adam ölmüş. Elinin tersiyle vurdu vardı, çok güçlü olduğu için adam ölmüş. Ondan sonra aynı adam gezerken bakmış, yine aynı adam kavga ediyor. Bu sefer gidip yardım etmemiş ona. Bak demiş, daha evvel adam öldürdün söylerim ha demiş. Beni yine kurtar. Yahudiler böyle yani. Evet, böyle olaylar var. Sonra Firavun'un zulmünden işte Allah'ın peygamber ediyor. Kurtuluyor, onları getiriyor. Kudüs'e getiriyor, Mısır'dan getiriyor. Sonra Tur Dağı'nda peygamberlik şeysi olmuş işte bu Tur Dağı'nda. Şimdi işte bu Musa Aleyhisselam'ın duasını bize peygamberimiz anlatıyor. Evet. Sâle Musa Rabbahu. Evet, Musa Kelimullah Tur Dağı'nda Allah'ın sesini işitti. Kendini görmek istedi, hayır göremezsin dedi. Kelimullah denir. Vasıtası olarak Cebrail'de olmaksızın Allah'ın kelamını işitti. Ve kellemallah Musa teklime. Nisa suresi 164. Allah Musa Aleyhisselam'la görüştü. Bak bir şeyler var. Ahmed İbn Hanbel'in sözü var. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'la evet 120.313 kelime konuştu diyor. Ahmed İbn Hanbel'in görüşü bu. Bu hadis değil. 12.313 kelime görüştü diyor Ahmed İbn Hanbel'in sözü bu. Evet, şimdi Musa Aleyhisselam hadis şu. Se'ele Musa Rabbahu, Musa Rabbinden istediği an siddeti hısal. Evet. 6 haslet istedi. Kâne yazun enneha lehu hâsa ve sâbi'a. Evet. 7.'yi istemedi. Söylemedi. Aslında 7 şey isteyecek. 6 şeyi söyledi. 7. es geçti. Benim şeyime olabilir diye.
Evet. Lem yekun Musa yuhibbuha. Yedinciyi istemeyi sevmedi, istemedi. Alçıyı istedi. Kale ya Rabbi. Ey Rabbim. Musa Aleyhisselam'ın şimdi istediği şeyleri arz ediyor, söylüyoruz size. Efendimiz bize söylüyor. Ey ya Rabbi, ey ibadike etka. Senin kullarının en müttakisi, en aftalı hangisidir? Allah istiyor. İnsanın en faziletlisi hangisidir? Evet, inne ekremekum indallahi etkakum. Sizin en asiliniz, şerefliniz, en takvalı olandır. Haramları, şüpheli şeylerden uzak kalanınızdır. Ayet var ya. En şerefli kimdir diye Allah'tan istedi. Musa Aleyhisselam kâle ellezî yezkurullâhe ve lâ yense. Musa benim yanımda insanların en şereflisi, azizi, Allah'ı zikredendir ve unutmayandır. Allah'ı zikretmek Allah'ın yanında en makbul kul olmanın alameti. Onun için sokakta gelip giderken cebinize sokun elinizi. Tesbihi dışarıda bırakmayın. Vay ukala, vay mürahi derler. Cebinize sokun. Yüz defa estağfurullah deyin. Yüz defa sübhanallah deyin. Yüz defa elhamdülillah deyin. Yüz defa Allahu Ekber deyin. Sübhanallah ve bihamdi deyin yüz defa. Sübhanallah ve bihamdi, sübhanallah lazım deyin. Bunlar hadislerde var. Yüz defa la ilahe illallah deyin. Zikredin yani. Zikredin. En diyor, en şerefli insan, ey Musa, Allah'ı zikredendir. Ve la yense. Hiçbir yerde Allah'ı unutmayandır. Ne diyor adam? Gel gel gel. Yarın şuraya gidelim. Tamam. Sen Müslümansın. Sabah çıkacağın garantin var mı? Yaşayacağın garantin var mı? Ölebilirsin değil mi? Her an ölüm gelebilir. Ya da sakat olursun. Felci olursun. Ne diyeceksin? Allah hatırlayacaksın. İnşallah. Allah dilerse, Allah izin verirse. İnşallah. Evet, bir güzel çocuk gördün, çok yakışıklı, nur gibi. Güzel bir araba gördün, güzel bir ev gördün. Vay be, çocuğa bak be deme ya, sen mümin adamsın. Hemen Allah hatırla. Maşallah de, onu yaradan kim? Onu veren kim? Hemen Allah hatırla. Dikkat ediyor musun? Allah'ı hatırlayanlar en şereflidir. Peygamberimizin tavsiyeleri de bu. Maşallah de ya, nazar değmez hem Allah'ı hatırla. Maşallah demezsen hayvan ölür, ev yıkılır, araba devrilir. Evet, öyle diyor. Nazar deveyi tencereye sokar. Hasta eder ya. Çocuğu da kabre sokar. Hasta olur, ölür. Efendimiz'e nazar ettiler. Ve yekâdülledin, haset ettiler. Evet, onun için gördüğün zaman maşallah de çocuğa. Eve maşallah de ki nazarın değmesin. Allah'ı hatırla diyor ya, bak Allah'ı hatırlayan Musa Aleyhisselam'a söylemiş. En şerefli insandır. Mesela geldi, hiçbir şeyin yok. Gidiyorsun işine, bir tane serseri, ağzı pislik, küfürbaz. Ulan ayı gibi adamsın. Neden böyle yürüyorsun? Başladı hiçbir şey yokken, gidip dururken geldi, başladı sana küfür etmeye, saldırmaya. Ulan sen bana ne diyorsun? Kavga etme. La havle ve la kuvvete illa billah. O ite kopuya uyma. Efendimizin bize tavsiyeler bu. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet, yarın şunu yapacağım inşallah. Unutma inşallahı. Şimdi bakıyoruz. Hava yarın çok yağacak. Bakıyorsun günlük güneş. İnşallah de. Ya da planlıyoruz, onları kabul ediyorum. Planlıyoruz. Biz böyle planlıyoruz. Ama Allah yağdırıp yağdırmayacak, Allah'ın elinde. Mümin adam söylemez. Allah'ın gücüne gidecek şeyler söylemez. Hep Allah'ı hatırlar. Bak, en iyi kul, en şerefli kul Allah'ı zikreden, hatırlayandır. Evet,
bak hemen güzel çocuk maşallah, Allah adı maşallah bak. La havle ve la kuvvete illa billah bak. Sonra bir adamın ilk sözü la ilahe illallah. Son sözü la ilahe illallah olursa, bin yıl yaşasa sorgu yok diyor Peygamberimiz. Onun için bizim atalarımız ne güzel, doğan çocuğun kulağına ezan okudurlar değil mi? Eşhedü en la ilahe illallah. İlk sözü la ilahe illallah olsun diye. Bu hadisleri uyguluyorlar. Atalarımız öyle güzel Müslümanmış. Dilin alışsın, son sözün la ilahe illallah, dehalel cennet. Men kâne ahiru kelâmihi la ilahe illallah, dehalel cennet. Son sözü la ilahe illallah olan doğru cennete gider. Efendimizin sözü, dilini buna alıştır. Sokakta giderken sok cebine la ilahe illallah, la ilahe illallah. Şimdi ben bunları okudum. Atom fiziği profesörü. Eskiden hiç Allah peygamber hiç kafasında yokmuş. Londra'da doktora yapmış. Atomun çekirdeği var ya, proton, nötron bilmem bir şeyler var ya. Onun laboratuvarda izlerken bakmış ki şeyin, hücrenin parçaları zikrediyor Allah'ı. Onun üzerine Müslüman olmuş. Sonra da beraber tanıştık. Biz de bu hadisleri okuduk onunla. Dinledi bizi. Üniversitede beraber çalışıyoruz. Bir gün amfinin önünden geçiyorum. Onun amfisinin önünden. Nasıl bağırıyor bu? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bağırıyor böyle. Sonra profesör oradasın geldi. Hayrola dedim. Sen dedi camide ne okudun dedi. Dilinizi la ilahe illallah alıştırın demedin mi dedi. Evet dedim, hadi söyle. Ben de sevinsem de la ilahe illallah diye bağırıyorum. Talebeler dersi kaynatmak istedi. Kızdım. Kızdığım zaman da la ilahe illallah diyorum. Dilim ona alışsın diye. Akıllı adam görüyor musun? Sen de vay şu falan deme. La ilahe illallah de. Dilini buna alıştır. Son sözün la ilahe illallah olsa cennete gidersin. Evet, her durumda Allah'ı hatırla. Evet, bunlar çok önemli meseleler. Evet. Efendimiz onu söylüyor. Sormuş Musa aleyhisselam, beni zikredenler en şerefli insandır. Unutmayanlar. Evet. Kale fe eyyü ibadike ehtem. Hidayeti en iyi bulanlar hangisidir? Musa aleyhisselam soruyor Rabbine. Hangisidir? Cevap. Evet. Kale ellezî yettebi'ül hüdâ. Evet, nefsini yanlışlardan tutan, hidayete, hidayet yolunda ilerleyendir. Bu, nefsine hakim olup yanlış şeyler yapmayan kimsedir. Cevap bu. Kâle fe eyyü ibâdeke ahkemu. Hangi kulların en güzel kararı vermiş olur? Evet, hakim, ahkem. Cevap. Kâle ellezî يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِي. Geliyorlar sana, danışıyorlar. Hakimsin veya tecrübelisin. Geliyor diyor ki iki kişi, meselemiz şöyle, şöyle meselemiz var. En güzel hüküm veren kimdir? Cevap Allah'ın şeysi. Cevap Musa aleyhisselama. Onların yerinde kendi olsaydı, kendi hakkında hangi hükmü verecekse onu verendir. Kayırma yok. Kendi insan aleyhine karar verir mi? Aleyhine karar verir mi? Ha, sen de insanlara karar verirken onlardan, mesela birisi sensin, ona göre konuş. Herkesi kendin bil, ona göre konuş. İşte bu en güzel hakimdir. Kâle fe eyyü ibâdike e'lemüm. İnsanların en bilgisi hangisidir? Kâle âlimun lâ yeşbeu minel ilmi yecme'u ilmen nâse ilâ ilmihi. İlme doymayandır ve de der ben en üstün ilim diye kasılmayıp kimden duyduysa bir şey onu da öğrenendir. Devamlı insanlardan ilim öğrenmeye hazır olanlardır. Ben en büyük profesörüm, ben büyük alim diye şey etmeyen, yüzünü, onlara sırtını dönmeyen, ne kadar alim olursa olsun, bir kere ilmi en çok isteyendir bir. Bir de ne kadar alim olsa da nerede, öyle akıl akıldan üstündür. Seni göremediğin bir başkadan bulur değil mi? Onun için herkesten böyle güzel buldum hemen onu alandır.
Musa Aleyhisselam'a Allah'ın şeyleri. Kale fe eyyü ibadüke azzu, insanların en azizi Allah katında hangisidir? Kale ellezî izâ kadire afâ. Bir iş olmuş, onu duman edebilirsin, dövebilirsin, bütün mallarını ele geçirebilirsin. Öyle yetkin var, öyle imkanın var. Diyor ki, bu durumda olmasına rağmen affedebilendir. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeyde Mekke'de Huneyn Savaşı'ndan sonra düşmanı yenmişler, çok yorulmuşlar. Oralar halen duruyor. Oraları gezdik elhamdülillah. Bir ağacın dibine herkes istirahat ediyor. O da çekilmiş. Efendimiz de istirahat ediyor. Bir tane müşrik öldü numarası yapmış. Yaralı ölmemiş. Efendimiz silahını bırakmış, kılıcını. Sahabiler gitmiş, yapmış. Çok yorulmuşlar. Gelmiş o öldü numarası yapan müşrik, kılıcını almış, söyle bakalım Muhammed demiş, seni benden kim kurtaracak? Hiç telaşlanmamış Peygamberimiz. Kadere inanan telaşlanır mı? Ölmeyecek adamı öldüren mümkün mü? Öldürebilirler mi? Peygamber bize bunu öğretiyor. Kadere inanan, Allah'ın öldürmeyeceği kimse öldüremez ya. 2 sene evvel miydi? 13. kattan çocuk uçtu İstanbul'da. Çocuk ölmeyecek, 13. kattan düştü, tam düştüğü yerde belediye çöpçüsü varmış, kucağına düştü. Yani çocuk ölmeyecek yahu. Yani öldürmeyeceği kimse öldüremez. Evet, ateşi atsan işte İbrahim Aleyhisselam'ı attılar, güldük gülistan yaptı. Allah'ın yolunu kim? Bu telaşlanmış, hiç telanmamış. Telaşlanmış Peygamberimiz, yılcalın kılıç Peygamber'in kafasını koparacak müşrik. Hiç telaşlanmadan Allah demiş Peygamberimiz. Bu da o Allah nasıl söylediyse Peygamber sözü. Başlamış adam titremeye, kılıç elinden tutmuş. Kılıcı almış Peygamberimiz. Söyleme lan demiş, şimdi elimden kim kurtaracak? Yalvarıyorum etme demiş. Hadi defol git, hadi defol git. Evet, her şeyi yapabilecekken affeden Allah'ın yanında en azizidir. O bana çok yaptı. Yok. Her şeyi yapabilecekken affeden insanların en Allah katında en azizdir. Affeden imkanı varken gale elledi evet gale feyubatike abudu, en hakiki kul hangisidir? Elledi yarda bime utiye. Allah'ın verdiğine rıza gösterendir. Ötekine çok verdi, beni süründürüyor. İşçi olarak yıllardır çalışıyorum. Benim ilkokul arkadaşım Türkiye'nin en zengin oldu. Demeyen, kıskançlık duymayan, şükür. Benim hakkımda bu hayırlıdır. Allah'ın verdiğine razı olan en güzel kuldur. Evet. Kale feyyü ibadeke efkaru, en fakir adam kimdir? Musa Aleyhisselam soruyor Rabbine. Cevap, kale sahibi sefer, evet, zor durumda ihtiyacın olan kimdir? Seferde olandır. Evindeki imkanlar yok, yardımcısı yok, yola çıkmış. Evet, odur. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leysel gına an zahri mal. Evet. Zenginlik çok mal sahibi olmak değildir. Mal zenginliği değildir. İnnemel gına gınan nefs. Gönül zenginliği, zenginlik buna derler. Evet, gönül zenginliği buna derler. Bu hadis-i şerifi Buhari Müslim Hazreti Ömer'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Cenab-ı Hak feize aradallah bi abdin hayran ceale gına fi nefsihi. Allah bir kulu hakkında hayır diledi mi? Gönül zengini yapar onu. Aç gözlü olmaz. Şükür. En hayırlısı buymuş der. Gönül zengini olur. Ve tukahu fi kalbihi. Onun kalbine kanaat verir. Kanaat verir. Kanaat en büyük zenginliktir.
وَاِذَا اَرَدَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ شَرًّا جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ Allah bir kul hakkında şer murad etti mi, aç gözlü yapar, gözünün önüne devamlı fakirlik gelir. Ne kadar zengin olursa, yarın kaybedersem, yarın şu olursa diye devamlı gözünün önünde şeylik, fakirlik gelir. Bu da onun hakkında en kötü durumdur diyor güzel peygamberimiz. Cenab-ı Hak cümlemizi tevfik-i samadaniyesine mazhar buyursun inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illa hu el hayy el kayyum ve tubu ileyh. Fatiha-i şerife, mal besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife Allah'a. Birer elem neşrah leke-i şerif besmele ile beraber bismillah. Elem neşrah leke sadrak. On üçer ihlas-ı şerif besmele ile beraber bismillah. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elhamdülillah rabbil alamin. Üçer salavat-ı şerife. سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine, cümle peygamberler aleyhis salavat ve teslimatın ervah-ı paklerine, cümlesinin ehl-i beyt, el ashab etvalı rıdvanullah aleyhim ecmaîn efendilerimizin ervah-ı kutsiyelerine, bil cümle ahirete ithal eden mü'min ve mü'minat rahmetullahi aleyhim ecmaîn ervahına, hasaten kendisinden feyiz aldığımız ilmihasi üstazlarımız, eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhane'yi üstazları, üstazlarımızın ervahına, burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına, bu aziz vatanı bizlere hediye için geçmişte, günümüzde malımızı, canımızı, namusumuzu korumak üzere şehit olmuş, gazi olmuş, şühedanın, kuzatın ve güzel bu hayır eserlerini diken ashab hayatının ervahına bağışladık. Vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve kabardar eyle. Makamlarını âli derecende yüksek eyle.
taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle, seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle, içinde bulunduğumuz halleri en güzelleri tebdil ve tahvil eyle, imanımızı kamil, ahlakımızı güzel, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, rızkımız helalinden bol, akıbetimizi hayır eyle, bu aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, içtimai, siyasi afatlardan, musibetlerden muhafaza eyle. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'i İslam'ı aziz eyle. Kafirleri küfrü kahreyle ya Rab. Sübhanekallahü ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirik ve netubu ileyk. Sübhane Rabbina Rabbil izzetu amma yasifun. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.